Hacı, hepimizin çok yakından tanıdığı, bildiği bir sukulent. Orijinal olarak Madagaskar'dan geliyor. Aşırı sıcağa, kuraklığa, hatta susuzluğa dayanıklı bir bitki. Eğer ona istediği şartları verebilirsek 365 gün açıyor. Bundan 20 yıl önce sadece bazı mevsimlerde, özellikle de işte sıcak mevsimlerde açıyormuş. Ama yeni melezleme teknikleriyle artık dikenlerin tacı 365 gün çiçekli. Dikenlerin tacı için güneş olmazsa olmaz. En çok istediği, en çok hoşuna giden şey, büyümek için en çok ihtiyacı olan şey güneş. Bütün sukulentler ve bütün kaktüsler tabii ki güneşe bol bol ihtiyaç duyuyorlar. Eğer siz dikenlerin tacını özellikle de bahardan itibaren güneşli bir yere koyarsanız mutlaka daha güzel büyüyecektir. Bütün yazı sıcakta geçirebilir, güneşin altında geçirebilir. Ancak unutmamak gereken bir önemli bir konu var. Şimdi eğer bitkiniz çok gençse, henüz küçücük bir fide ise onu tabii ki hemen güneşin altında saatlerce bırakmak uygun olmuyor. Çünkü henüz bu kadar genç bitkiler güneşe alışkın olmuyorlar. O yüzden güneşe birazcık daha böyle yavaş yavaş alıştırmak gerekiyor. Ama bir kere alıştırdıktan sonra artık bir daha herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi benim bu bitkim, yani şu gördüğünüz burada olanlar 24 saat dışarıdalar. Tabii çok havalar soğuduğunda elbette ki onları daha korunaklı bir bölgeye almanız gerekiyor. Hele yaşadığınız şehirde kar yağıyorsa mutlaka içeri almanız gerekiyor. Çünkü bu bitkiler böyle 12 veya 10 derecenin altında dayanamıyorlar. Gerçi eğer kıyı şehirlerinde yaşıyorsanız ve sadece bazı geceler çok soğuk oluyorsa o soğuğu tolere edebiliyorlar. Ama yaşadığınız şehirde düzenli olarak kış mevsimi varsa, yani kış başlıyor işte Aralık ayından Ocak, Şubat kar yağıyorsa elbette ki bu bitkiler dışarıda bırakamazsınız. Kesinlikle kışa dayanıklı bitkiler değiller. Havalar aşırı soğumaya başladığında mutlaka içeri almanız gerekiyor. Ama onun dışında bahardan itibaren bu bitkinizi işte balkona çıkartıp güneşin altında bırakabilirsiniz. Ne kadar çok güneş görürse o kadar güzel açıyor. Şimdi bazı işte Google'da baktığınız zaman en az 4 saat diyor ama ben buna hiç katılmıyorum. Normalde işte sabah kaçta güneş çıkıyorsa akşama kadar, yani en az 7-8 saat dışarıda bol ışıkta rahatlıkla kalabilir bu bitki. Şimdi sulaması, evet, çok fazla su isteyen bir bitki değil. Haftada bir kere sulayabilirsiniz. Özellikle de kış geldiğinde tabii ki sulama miktarını azaltmanız gerekiyor. Bitkinize göre bunu ayarlamanız gerekiyor. Sadece bitkiye göre de değil, yaşadığınız şehire, evin içindeki sıcaklığa, yaşadığınız şehirdeki nem derecesine, hepsine bakarak böyle bir sulama takvimi oluşturmanız gerekiyor bu tarz bitkileriniz için. Şimdi ben normalde haftada birdense de ben şimdi bu bitkilerimi her gün suluyorum. Elime hortumu alıyorum ama çok uzun değil ve çok böyle dakikalarca sulamıyorum. Sadece hortumu alıyorum, bütün yapraklarını, bütün çiçeklerini suluyorum. Toprağa hafif rutubetleniyor. Yani işte bir dakikadan az, yok bir dakika değil kesinlikle, 30 saniye diyebilirim. 30 saniye her bir çiçeği suluyorum baştan aşağı ve her gün suluyorum. Tabii ne kadar çok sularsanız o kadar güzel açıyor. Çünkü istediği şey bol güneş, rutubet, toprağın sürekli rutubetli kalması, işte gayet güzel işte o istediği suya erişmek, o zaman çok çok güzel açıyor. Ama tabii ki kış mevsiminde, yani havalar soğuduğunda böyle sulama yapmamak gerekiyor. Sadece havalar ısındığında bu şekilde sulayabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi aslında bundan 20 yıl önce dikenlerin tacı çok fazla açmıyormuş. Yani bazı mevsimlerde açıyormuş işte baharda, yazda. Ama şimdi bu gördüğünüz melezler artık 365 gün açıyor. Eğer doğru işlemler yaparsanız, doğru işlem önce saksıdan geçiyor, arkasından topraktan geçiyor. Onun arkasından da güneş. Eğer bütün bu işlemleri doğru bir şekilde yaparsanız dikenlerin tacını mutlaka büyümemesi, çiçek açmaması mümkün değil. Gördüğünüz gibi benimki devasa boyutlara ulaşıyor. Aslında bundan çok daha
fazla yani gerçekte bunun belki 4-5 katıydı. Ben sürekli işte çok fazlalaşınca mecburen toprağından çıkartıp ayırmak zorunda kalıyorum. Çünkü aşırı derecede genişliyorlar. O yüzden toprağından, köklerinden ayırarak işte evin değişik bölgelerine dikiyorum. Ama güneşte olanlar ve sürekli güneş görenler çok daha güzel açıyorlar. İşte daha içeride güneşi birazcık daha az görenler daha az açıyorlar. Ya da daha az gelişiyorlar diyeyim. Onlar da açıyorlar ama işte gövde geliştirmeleri, büyümeleri, genişlemeleri biraz daha yavaş oluyor. Aslında bu çiçek çok fazla gübre isteyen bir çiçek değil. Ama ben gübreliyorum. Bir kere içine sürekli olarak solucan ve solucan gübresi koyuyorum. İçinde mutlaka birkaç tane solucan var. Solucan gübresi var. Yine kendi yaptığım, daha önceki videolarımda da paylaştığım nitrojen gübrem var. Onu bulabilirsiniz videolarda. Birkaç ayda bir onu kullanıyorum. Eğer mutfak artıklarından yani mutfaktaki sebzelerden bir takım kokteyller hazırlamak isterseniz yine bununla ilgili videom var, linke bırakacağım. Onu da yapabilirsiniz. Ama bu tarz, yani daha doğrusu bu tarz demeyeyim, bütün bitkilerinize mesela bir şey kaynattınız. Mesela diyelim ki yumurtayı kaynatıp direkt suyunu dökmeyin. Çünkü hem bu tarz şeyler toprağın çabuk ölmesine yol açıyor. Hem de çiçekler için bunların hiçbir faydası yok. Ama bir takım kokteyller hazırlayabilirsiniz. Bu tarz gübreleri çok seviyor dikenlerin tacı. Hangi gübreyi verirseniz verin hepsine tamam diyor. Normal kimyasal gübrelerde kullanabilirsiniz. Onlar için dikenlerin tacı onun için de okey. Ama dediğim gibi eğer elinizde gübreniz yoksa önemli değil. Gerçekte aman aman aşırı da gübreye ihtiyaç duymuyor. Eğer istediği şartları sağlarsanız. Şimdi bu arada solucan gübresiyle ilgili bir çok soru alıyorum, onu söyleyeyim. Tabii ki evinizde solucan gübresini videomda gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Ancak birçok kişiden görüyorum ki solucanları bu köpük kutuların içine koymak yerine yağ tenekelerini plastiklere koyuyorlar. Şimdi bunlarda solucan gübresi elde edemezsiniz. Solucanlarınız çok kısa bir zaman içinde ölecektir. Çünkü solucanlar sıcağa karşı çok dayanıksız hayvanlar. Yani aşağı yukarı 25-26 derecenin üzerinde hemen ölüyorlar. O yüzden plastik, yağ tenekeleri gibi şeylerde kesinlikle yapamazsınız. Köpükte yapmanız gerekiyor. Köpük son derece hafif bir malzeme ve hava alan bir malzeme. Ve solucanlar da aşırı derecede havaya ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden eğer solucan yetiştirmek istiyorsanız mutlaka benim o gösterdiğim yolu takip etmelisiniz. Aksi takdirde solucanlarınız ölecektir. Dikenlerin tacı bitkisi aşırı sıcaklara, kuraklığa, hatta bir miktarda susuzluğa dayanıklı bitkiler. Ama bu demek değil ki sürekli olarak dikenlerin tacı bitkisini sulamayı unutun. Eğer bunu yaparsanız mutlaka bir takım hastalıklar oluşacaktır dikenlerin tacı bitkinizde. Elbette ki yağmur suyuyla sulayabilirseniz, buna imkanınız varsa muhteşem olur. Eğer biriktirebilirseniz bütün bir sezon boyunca yağmur sularını biriktirin. Kış geldiğinde kar sularını biriktirin ve sonra o sulu biriktirdiğiniz sularla işte bitkilerinizi sulayın. Tabii çok güzel büyüyorlar eğer bunu yapabilirseniz. Ama tabii her zaman bunu yapmamız mümkün olmuyor. Mecburen çeşme sularıyla suluyoruz. Eğer çeşme sularıyla suluyorsanız bitkilerinizi mutlaka o suyunuzu özellikle de kış mevsiminde birazcık ılık hale getirin. Eğer çok soğuk sularla sularsanız mutlaka kökleri üşüyecektir. O üşüyen kökler hemen olmasa da yavaş yavaş zamanın içinde bir takım mantar hastalıkları, bakteri hastalıklarına yol açacaktır. İşte birçok kişi bana özellikle de bitki hastalıklarıyla ilgili mesajlar atıyor. İşte aslında bitkilerimizin hastalanmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Çok soğuk sular. Ben yazın havalar ısındığında, çok sıcaklar olduğunda özellikle de dışarıdaki bütün bitkilerimi her gün suluyorum. Yani dikenlerin tacından bahsediyorum tabii. Dikenlerin tacını her gün suluyorum. Ama tabii çok uzun değil. Yani bir hortumu tutup öyle birkaç dakika değil. Hortumla işte mesela 15 saniye. Ama her gün ve düzenli olarak suluyorum. Bu tabii bitkilerin büyümesine çok yardımcı oluyor. Çünkü bitki her gün
azar azar sulandığında sürekli rutubetli kalıyor toprağa. İşte yaprakları sürekli temiz oluyor. Bir takım hastalıklar içeride toprağın içinde oluşmuşsa bile suyla sürekli olarak akıp gidiyor. Çünkü sulamak sadece bitkiyi gelişmesi için sulamıyoruz. Aynı zamanda sulamak demek toprağı da temizlemek demek. Dikenlerin tacı bitkisiyle ilgili birçok bilgi paylaşmaya çalıştım. Ama hala sorularınız varsa, bu konuda yorumlarınız varsa mutlaka yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.